Mizah bizim saldırgan tarafımızın ehlileştirilmiş versiyonu. Bir felsefeci, bir romancı, bir sanatçı çıkıp der ki hayır bunların hepsi yanlış. Komedyen kaypaktır. Sistemi toptan değiştirmeye çalışmaz. Sistemi karşısına almaz. Mizah öldürme içgüdüsüyle çok yakın işbirliği içinde olan bir şeydir. Bir yerden sonra bazı insanlar dünyanın bu uyumsuzluğu üzerine tespitler yapmaya başlarlar. Kimdir bunlar? felsefeciler, edebiyatçılar, sanatçılar ve stand-upçılar. Selamlar herkese. Objet Tanın ikinci bölümündeyiz. Bu kez yine hafif bir konu seçtim. Bu ikinci bölümde stand-up komedyenlerine neden güleriz üzerine düşünmek istedim. Ya bu da tabii doğal olarak Yeni Komedyen diye bir seri yapıyoruz. Hatta çekimler aslında bitti. Siz sonra izleyeceksiniz. Çekimler sırasında komedyenlerle tabii ki defalarca konuşma şansım oldu. 10 bölümde 10 farklı komedyenle konuştuk. Komedyenler üzerine birazcık düşünme şansım oldu. Birazcık okuma da yaptım. Fakat yanlış okumalar çekmek için de yeterli enerjiyi bulamadım. <laughs> Fakat yanlış okumalarda gülme diye ayrıntılı bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü konuşmalarımızın bir kısmı belki orada ufacık tefecik görünür. Fakat yanlış okumalardaki gülme kesinlikle çok daha kapsamlı olacak. Bir bölümde komedi diye çekmek istiyorum. O da kapsamlı bir bölüm olacak. Bugün biraz daha hafif, biraz daha pratikten yola çıkan, biraz daha rastgele, önü, başı, sonu tam o kadar da belli olup olmayacağını önemsemeden yapacağım bir konuşma olsun istiyorum. Başladık konuşmaya şimdi. Şuradan tutmaya çalışacağım. Bir stand-up komedyeninin hangi büyülü hareketle, davranışla ya da tutumla bizim dünyamıza girip bizi kahkahayla, gülmeyle nasıl buluşturduğunu, bu büyülü ortamın nasıl olduğunu en geniş açıdan başlayarak yavaş yavaş daralta daralta açıklamaya veya kendi görüşlerimi bu konuda ileri sürmeye çalışacağım şimdi. Zaman zaman söylediğim bir şey var ve buna yürekten inanıyorum. Bence burada da aynı yerden başlamakta yarar var. Bu başlatacağım yer doğayla insanın zihni arasındaki uyumsuzluk. Doğa, dünya, evren hangi kelimeyle karşılarsanız karşılayın. Ben olmayanın dışında kalan bütün dünya bize veri olarak yağar. Ve bu verilerde trilyonlarca, katrilyonlarca veri vardır. Kültürel öğeler, nesneler, cisimler, insanlar, hayvanlar, sayamayacağımız kadar ayrıntı dolu. Hatta makro açıdan baktığınızda bu kalabalık mikro olarak bakmaya başladığınızda daha da kalabalıklaşır. Bir yaprağın üzerine odaklandığınızda damarlar, küçük böcekler, mikroorganizmalar inanılmaz bir zenginlik vardır. Ve her şey sanki gözümüzden kaçmak için varmış gibidir. Ve bu bütün gözden kaçanlar arasında yine de hayatta kalabilmek için, varlığımızı sürdürebilmek için dünyayı anlamlandırabilmek için bazı ilişki ağları kurmaya ve nedensellikler inşa etmeye gereksinimimiz vardır. Bu trilyonlarca, katrilyonlarca yağan şey üzerinde zihnimiz sadece belki de 5-6 veriyi işleyebilmektedir eş zamanlı olarak. Ve eş zamanlı işlediği bu 5-6 veriyle bütün dünyayı sürekli olarak anlamlandırmaya çalışmaktadır. Ve bu işlenen veriler ne zaman kavramlara dönüşürler, dilsel bazı birleşimlerle bize bir dünya kavramı, bir dünya anlamı sunmaya başlarlar, o zaman biz de bize benzeyen diğer insanlarla bu kavramsal dil aracılığıyla anlaşmaya başlarız. Yani katrilyonlarca yağan şey arasında bir insan grubu olarak belli bir tarih içinde, belli bir kültüre denk gelip, belli bir coğrafya çerçevesinde birbirimizle anlaşabilmek ve dünyayı ortak bir anlama oturtturabilmek için dilsel bir eleme yaparız. Bu felaket büyük bir elemedir. Katrilyonları 5'e, 6'ya, hadi diyelim 50'ye indirmekle ilintilidir çünkü. Ve katrilyonlardan 50'ye indirgenen şeyin insanlar arasında ortak olması gerekir ki o insanlar birbirleriyle anlaşabilsinler. Böylece katrilyonların 50'ye indirgendiği bir dünyada insanlar birbirlerini anlayabilecek, ortak bir amaç için, ortak bir tutku için, ortak bir anlam için bir arada kalmayı seçebilecek olsunlar. Böyle bir ortaklığın adına da gerçeklik diyoruz. Zihinsel olarak üretilmiş kolektif gerçeklik. Yani bu bir kurmaca, bir kurgu ve neyin üzerine kurulmuş durumda? Dilin üzerine. Dil nereden çıkmış? Katrilyonlarca yağan verinin arasından bazılarını seçmiş, çok azını ve bunlara bir isimlendirme vermiş, bunlar arasında ilişki ağı kurarak dünyayı anlamlandırmış ve buna gerçekliğin kendisi demiş. Bu yüzden gerçeklik dediğimiz şey 16. yüzyılda başkadır, 18. yüzyılda başkadır, Amerika'da başkadır, Kanada'da başkadır, İran'da başkadır. Çünkü herkesin o toplum olarak hangi 50 tane indirgediğiyle ilintili olarak o toplumun gerçekliği ona dönüşür. Dolayısıyla ilk aklımızda tutmamız gereken bana kalırsa dünyanın sayısız şekilde yorumlanabileceği, ona sayısız anlam atfedilebileceği, dünyanın kendisinde belki de bir anlam olmayabileceği fakat dünyanın kendisine anlam atfedilebilme kapasitesine sahip olduğu gerçeği ve bunun anca toplumlarca yani tek bir insanca değil birden fazla insanca bir arada yapıldığında bunun o insanlar tarafından dünyanın özelliği olarak kabul edilişi. Bu yüzden buna bir gerçeklik denir. Fakat bu gerçeklik kurmaca, geçici, uçucu ve tarihseldir. Fakat insan yaşarken bunu reddeder. Diğer türlü yaşamak mümkün değildir. Anlam bulmak mümkün değildir. Fakat katrilyonlarca verinin arasından seçilmiş 50 tanecik veri aracılığıyla kurulan dünya, insanın dünya ile karşılaştığında katrilyonlarca sorununa yanıt vermez. Bu yüzden insan şunu hisseder. Gerçek dünya budur. Fakat der ben hep bu gerçekliğe yabancıyım. Benim isteklerim farklı. Bana konulan tabuların üstesinden gelmek istiyorum. O tabularla zaman zaman yüzleşmek istiyorum. Bir insanla karşılaştığımızda merhaba demek dışındaki trilyonlarca olasılığı reddeden bu toplumsal gerçekçiliği, gerçekliği reddetmek istiyorum. Veya ben buna sığamıyorum. Bir insan olarak süperegonun benim idime sürekli olarak uyguladığı baskıyı, bu büyük otoriteyi zaman zaman bertaraf etmek istiyorum. Buralarda sıkışıyorum ve daralıyorum. Zaman zaman böyle hareketler olur ve toplumsal böyle hareketler olduğunda biz bunlara devrim deriz. Yani bir anda bütün o 50 bileşenden oluşan anlam dünyası, dünya kurgusu yani genel bir paradigma iflas eder. Ve iflas edenin yerine artık hayattaki insanların gerçeklikten zevk almamaları sonucu, zevk alabilecekleri, yeniden dünya ile kendi aralarında bir anlam bağı kurabilecekleri yeni bir evreye taşınır. Ve bunlar genellikle yavaş yavaş evrimsel olmaktan çok kırılmalarla ilerlerler. Daha önce konuşmalarımı izleyenler hatırlayacaktır. Televizyonun bulunuşunda böyle olmuştur. Romanın ortaya çıkışında böyle olmuştur. İnternet de çok yine sert bir şekilde oldu. Fransız devriminde oldu. Türkiye'yi düşünürsek Osmanlı ile 1923 yani Cumhuriyet arasındaki o dönemde yine aynı şeyler oldu. Dolayısıyla çok sarsıcı bir şeyden bahsediyoruz. Benim üzerime binen o otoriter 50 maddelik kurulmuş gerçeklikten silkinmek istediğimde geriye bana yine elli maddelik başka bir otorite egemen olacaktır. Fakat geçiş aşamasında sınırlı bir dönemde insanlar kendilerini özgür hissederler. Çünkü o ellilik madde değişmiştir, sanki yepyeni olasılıkları açılmıştır, sanki fazlalık oldu. Tabii ki yepyeni olasılıklar açılmıştır. Fakat bu yeni olasılıkların tamamı da t artı bir döneminde kısıtlayıcılığa dönüşecektir. Şimdi bu devrimler toplumsal devrimler büyük acılarla birlikte gelir. Kanla, nefretle, toplumsal bölünmeyle, kutuplaşmayla, boşa geçen hayatlarla, acılarla, işkencelerle üstesinden gelinmesi gereken çok fazla acıyı içlerinde barındırırlar. Bunun küçük bir gaz alma yöntemi var. 50 maddelik gerçekliği toptan söküp atıp o insanın üzerine kurduğu otoriter baskıyı söküp almak yerine geçici bir süreliğine bu toplumsal mutabakat sonucunda oluşmuş ve herkesin gerçek saydığı, doğru saydığı düzeni küçük bir kaç cümlelik tokatlamayla, sarsmayla insanı bir anlığına boşa düşüren, ne anlamda boşa düşüren benim tanıdığım bu gerçek evrenin absürtlüğünü bana birkaç tespitle, birkaç cümleyle veren fakat sonunda bana devrimlerde olduğunun aksine yeni bir ütopya kurmayan ve önerdiği çözüm olarak ilk söylediği absürtlükten daha büyük bir absürtlük sunan dolayısıyla kendisinin çözüm otoritesi olmadığını başta ihbar eden bir yapı var. Nedir bu yapı? Espri, şaka. Nedir şakanın büyüsü? Bize özellikle stand-up'larda bence açığa çıkıyor yoğun şekilde. Şundan o da burada aksı tutayım geri dönmek üzere. Neden burada oluyor? Stand up'ı düşünelim. Geç gelişen bir komedi türü. Tabii ki ataları var. Fakat yani ataları bir kenara bırakırsak reel olarak 1950'lerde Amerika'da ortaya çıkan bir tür. Bu yeni ortaya çıkan türde ondan önceki anlatılardan ciddi şekilde bir farklılaşma var. Üçüncü tekil şahısla yapılan anlatıdan birinci tekil şahısla yapılan anlatıya geçiş. Ne demek istiyorum? Bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman uçağa binmişler. Bu üçüncü tekil bir anlatım. Ben iki Fransız ve bir Almanla beraber uçağa bindim. Ya yani yine mi siz dedim. O zaman birinci tekil anlatım. Yani fark şuydu. Üçüncü tekil anlatıda kişilerin duygularının içine giremezsiniz. Sarkazmınızı arttıramazsınız. Mevcut durumun absürt bir yapı olduğu önermesini istediğiniz güçte ileri süremezsiniz ve hep bir dışsallık çerçevesinde her şeyi kurarsınız, itiraflardan uzaksınızdır. Fakat birinci tekil şahısa gelindiğinde stand-up'larda olduğu gibi dünyanın gidişatı üzerine kendi tespitinizi yapıyor olursunuz ve yaptığınız tespit sizin iç dünyanızın verdiği tepkinin komikliğine ilişkindir. Yani bir durum komedisi olmaktan çıkar bence stand-up ve kişinin durumlara verdiği tepkinin komedisi olur. Bu anlamda birinci tekil şahısla olması ve durum komedisinden çıkıp bir tekil şahısın verdiği uyumsuz tepkiye denk gelir. Şimdi ilk aksa geri dönüyorum. Uyumsuz tepkiyle ilk aksı bağlayacağım. İlk aksta ne demiştim? Toplumsal bir gerçeklik vardır, katrilyonlarca yağan şey vardır, 50 tanesini seçmişizdir. O 50'lik kurallar çerçevesine insan doğal olarak uymaz çünkü o katrilyonlarca ile karşılaşmaktadır. Haritası çok uyumsuzdur gerçek dünyaya göre. Fakat gerçek olan haritadır onun zihninde çünkü diğerini kapsayamaz. Fakat harita onu sürekli yanılttığı için haritanın gerçek olmadığını bilir, daha doğrusu hisseder ve bu hissiyat ona sürekli kötü tecrübeler verir. Bir yerden sonra bazı insanlar dünyanın bu uyumsuzluğu üzerine tespitler yapmaya başlarlar. Kimdir bunlar? Felsefeciler, edebiyatçılar, sanatçılar ve stand-upçılar. Bu ilk üç saydığım sınıf dünyayı ciddiyetle ele alır. Onların dünya ile karşılaşmasında oluşan olaylar ya da onlar üzerinde bıraktıkları etkiler trajedidir. Ama bir komedyen dünyayla trajik bir bağ kurmaz. Komik bir bağ kurar. Peki komik bağ ile trajik bağ arasındaki fark nedir? Trajik bağ bu dünya Doğru bir dünya değil. Bu dünyayı düzeltmek gerekir. Düzeltmek için şunların şunların yapılması gerekir. Bir mücadele vardır. Bir doğru olduğu düşünülen toplumca ortaya konulmuş toplumsal gerçeklik vardır. Bir birey, bir felsefeci, bir romancı, bir sanatçı çıkıp der ki: "Hayır, bunların hepsi yanlış. Bize baskı uyguluyorsunuz. Otoriterlik yapıyorsunuz. Sizin söyledikleriniz doğru değil." Ve şimdi ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi ortaya koyuyorum ve sonuna kadar bunun arkasında duracağım. Ben bunu savunacağım ve seni değiştireceğim. Komedyen böyle değildir. Stand-upçu böyle değildir. Aynı tespiti yapar. Bu yüzden bence yola çıkışta felsefeciye, romancıya ve sanatçıya benzer. Fakat komedyen kaypaktır. Sistemi toptan değiştirmeye çalışmaz. Sistemi karşısına almaz. Sistemin açıklarını ifade eder. Fakat... Sistemin çarklarına sopasını, çomağını sokmaz. Sadece bize sistemin ne kadar absürt olduğunu gösterir. Fakat peşinden de bize çözüm olarak sunduğu vaadi daha da absürttür. Bu bizi trajedi yerine gülmeye sevk eder. Neden böyle bir şey olur? Bize durumun ilk absürtlüğünü belirttiğinde bir tespitiyle stand-up komedyeni ilk işimiz düşünmek olur. Evet böyle hakikaten felsefede, sanatta, romanda karşılaştığımız şey. Evet. Burada bir hata var. Fakat sonrasında tıpkı bir safsata üretimi gibi, espri de çünkü safsataya benzer. Safsata doğru olduğunu düşündürten, doğru olmayan mantıksal girişimlerdir. Dolayısıyla mantıklı değildir yani aslında. Fakat mantıklı olmadığını gizler. Mantıklıymış gibi görünür, doğruymuş gibi görünür. Espri de aynı şekilde yola çıkar. Öncülleri saptırır, mantıklı olmayan bir yol izler fakat mantıklı olmayan bir yol izlediğini ihbar da eder. Bu yüzden onun için üzülmeyiz. Durumun saçmalığı bizim dünya üzerindeki kontrolümüzü elimizden alır. Felsefeci, romancı ve sanatçı şöyle der: Dünyanın kontrolü elinden gidiyor. Ya hiççilikle uğraşacaksın ya da onu yeniden kontrol altına almak için bir şeyler yapacaksın. Değişeceksin, uyum sağlayacaksın akışın içinde sen de onunla beraber akacaksın ve onu tekrar değiştireceksin. Dünyayı tekrar kontrol edeceksin. Komedi böyle bir şeyle uğraşmaz. Kontrolünden dışarı çıktığını gösterir ve yerine sana kontrol etmeyi önermediği için dünya ile kontrol ilişkin kısa bir süreliğine ortadan kalkar. İnsanın komedide dünya ile olan ilişkisi kısa bir süreliğine ortadan kalkınca bedeni de dünyaya ilişkin bir nesne olduğu için kişinin kısa bir süreliğine bedeni üzerindeki kontrolü de ortadan kalkar. Ve bu ortadan kalkan kontrolde kahkaha yavaş yavaş filizlenmeye başlar. Ne olur? Vücudunuz sağa sola savrulmaya başlar. Çok abartılı olursa altınıza işeyebilirsiniz. dışkılayabilirsiniz, yerlere düşebilirsiniz, durdurmakta zorluk çekersiniz, omuzlarınız, elleriniz bir tarafa savrulur. Kendi vücudunuzun üzerindeki kontrolü yitirirsiniz. Çünkü dünya üzerinde 50 maddelik komik bir yaklaşımın kontrol getiremeyeceğini anlamışsınızdır. Fakat yerine bir şey yapılamayacağını da göstermiştir size komedyen. Kontrolün uçuştuğu bu yerde geçici olarak kısa devreye uğrarsınız ve gülersiniz, kahkaha atarsınız. Sonrasında komedinin söylediği daha absürt olduğu için yavaş yavaş kontrol geri gelmeye başlar. Ya savaş ya kaç yoktur, trajedi de vardır. Ya savaş ya kaç. Komedide yoktur. Komedi uçucu, geçici şimdiki zamandadır. Trajedi geçmişten güçlerini alır, geleceğe sürekli bir şeyler bırakmaya, atmaya, geleceği değiştirmeye çalışır. Komedi hırsızdır komedi. Geçmiş, gelecek hiç umursamaz. Komedi anlık hazda batırdı sizi, sonra çıkardı. Ben birazcık bunu <laughs> orgazma benzetiyorum. Aynı onun gibi geçici bir süreliğine ruhun ve bedenin kontrolünüzün dışına çıkması. Burada gülme dediğimiz olay bu şekilde gerçekleşiyor. Stand-upçı dediğimiz kişi tek başına dekorsuz, yönetmensiz, kadrasız, tek başına birisidir. Ve sahnede seyircilerle yüz yüze ve bütün aldığı tepkileri anında alıyor. Yani bir kitap yazarı, bir film oyuncusu, yönetmeni bunlar hep yaptıkları işten çok sonra feedbackleri alırlar. Ve bir grupturlar. İşler kötü gittiğinde suçu atabilecek birisi vardır. Başarı olduğunda tabii ki herkes kendi üstlenir. Ama suçu atabileceğiniz birilerinin olması ve suç ortaklarınızın olması sizi rahatlatır. Fakat stand-upçı hem bütün veriyi geri dönüşü eş zamanlı olarak almakta hem de suç atacak kimseye sahip olmamak durumundadır. Bu yüzden bence işi çok streslidir ve bu stres içinde stand upçının sahneye çıktığı andan itibaren eğer kitle tarafından daha önceden tanınmıyorsa kredisi de yoktur. Hemen 30 saniye içinde ritmik şekilde güldürmeye başlaması gerekir. Çünkü bir stand up komedyeninin başarılı olup olmadığını gösteren şey anlattıklarının ne kadar zekice, ne kadar düşündürücü, ne kadar rafine olduğu değildir. Kitleyi güldürüp güldüremediğidir. Ve bu da anında geri bildirim olduğu için stand upçı performans sırasında işlerin kendi için iyi gidip gitmediğini görmektedir. Ve işlerin 30 saniye, 35 saniye, 50 saniye, 1 dakika kötü gitmeye başlaması sahnede suçu da kimseye atamayacak ve tek başına olan ve korumasız olan, hiçbir şeyin arkasına geçemeyecek olan stand upçıyı demolize etmeye başlar. Bu yüzden bir kere kendisine negativite duyan, geri dönen izleyiciye karşı onları elde etmek daha da güçleştiğinden, çünkü boks maçı gibidir bu, boks maçında rakipten ne kadar çok yumruk yerseniz, o kadar enerjiniz, fitliğiniz, geriye yumruk atabilme kapasiteniz düşüyor. Stand up da böyle. İlk bir dakikayı kötü geçirdiniz mi, bir buçuk dakikayı kötü geçirdiniz mi, kredisi olmayan yeni bir stand upçıysanız mahvoldunuz. Knockout'a doğru gidiyorsunuz. Bu yüzden bana kalırsa İlk başlama esprilerinin çok isabetli, şiddetli, güldürücü olması gerekiyor. Peki stand-upçılar bunun için ne yapmalılar? Tabii hani ben gözlemlerimden yola çıkarak söylüyorum. Hani stand-upçılara akıl verecek halim yok tabii ki. Ben aksine onlardan gördüğüm, gözlemlediğim şekilde söylüyorum. Genellikle insanlar şöyle diyelim ya da birkaç tane temel gülme kuramı var. Bunlardan bir tanesi ve belki de en eskisi, hatta kökleri Aristoteles'e kadar gidiyor, üstünlük teorisi. Kişiler, ya ne güzel, bu olup biten bütün şanssızlıklar ya da bütün başarısızlıklar benim başıma gelmedi de bu ahmağın başına geldi. Ben bundan üstünüm, şu an üstünlüğüm teyit edildi. Bunun verdiği keyifle gülünür, üstünlük teorisine göre. Bir stand İlk anda tanınmayan bir stand-upçı çıktığında, inci gibi dişlerle, çok güzel saçlarla, upuzun bir boy, havalı bir görünüşle çıktığında izleyicinin kendisine gülmesini zorlaştırır. İzleyici üstünlük teorisi çerçevesinde şunu ister. Benim kendisinden daha üstün olacağım bir figür bugün burada kötü hallere düşsün de ben de biraz güleyim. Niçin güleceğim? Üstünlüğümü ortaya koymuş olacağım. En azından böyle bir tatmin yaşayacağım. Dolayısıyla stand-upçıların genellikle pek iyi görünmediklerini anlatacakları şeylerin tanınmayan birisi ise özellikle seyircilere yönelmiş oklardan çok kendisine yönelmiş oklardan oluşması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu ilk versiyon. İkinci versiyon tanınmış bir stand-upçı. Tanınmış, bilinen bir arzu nesnesi haline gelmiş bir stand-upçıda işler başka türlü yürüyebilir. Nasıl yürüyebilir? Ben artık ona bir hayranlık ve beğeni de duyuyorum. Bu yüzden o kişi gelip bütün okları kendine çevirirse ona dair düşüncelerim zarar görebilir. Çünkü ben onu artık tepelerde bir yere koydum. Bir de geliyorum ki tamamen beceriksiz, başarısız, hikayeler dolu bir giriş var. Bu da beni rahatsız edebilir. Tanınan daha bilinen bir stand-upçının bunlar tabii benim kişisel görüşlerim. İlk girişte daha yukarıdan bir giriş koyması ve gösterinin ilerleyen dönemlerinde okları kendine çevirmesi ve biterken okları tekrar kendisinden çıkarması yedir diye düşünüyorum. Şimdi bu üstünlük teorisine ilişkin Bergson'dan bir iki şey söyleyeceğim. Daha doğrusu Bergson'u bayağı bir yorumlayacağım yani aslında kendi düşüncelerim ama en azından çıkış yerim Bergson. Bergson'un Gülme diye bir kitabı var, ince bir kitabı. Çok kapsamlı bir kitap olduğunu düşünmüyorum ama güzel bir iki fikir veriyor bize. Ve onun üzerine çok şey inşa edilebilir. Bir tanesi şu bence. Ben bunu ama yorumlayarak söylüyorum. Bir daha söylüyorum yani. Bergson'u yorumlayarak söylemiş oluyorum. Bergson'un örneği şu. Diyor ki yolda bir adam gördük. Adam yürüyor. Biraz sonra tökezliyor, düşüyor. Hepimiz buna güleriz diyor. Doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Peki neden güleriz? Şimdi Bergson'un örneğinden yola çıktık. Hem Bergson ama çoğunlukla benim söylediklerimle devam etmiş olacağız. Hani sonradan bana Bergson öyle demiyor, şöyle de diyor demeyin diye söylüyorum yani bunu. Komedi büyük oranda değişen şartlara uyum sağlamakta gönüllü olmayan ve değişen şartlara rağmen kendi benliğine devam eden, kendi katılığına sabitliğine devam eden kişi karşısında oluşur. Demin ki Bergson örneğini düşünelim. Yol düz bir asfalttır diyelim ki. Bu asfalt yolda kişi yürümektedir. İki sabit hareket var. Düz bir asfalt, ritmik yürüyen bir beyefendi. Asfalt yolun belli bir yerinde bozulmuştur. Bu ne demek? Şartlar değişiyor. Eğer yürüyen kişi kendi ritmini hiç bozmadan buna katılıkla ve sabitlikle ben neysem oyum ve bunun dışına çıkmam diyorsa değişen şartlara uyum sağlamıyorsa tökezleyip düşer ve biz de güleriz. Yani Komedi genellikle değişen şartlar karşısında kendisini şartlara göre yenilemeyenlerin karşısında bizim onlara verdiğimiz tepkiden de doğar. Hem de büyük ölçüde doğar. Mesela düşünün, Molière'in cimrisini düşünün. Cimri nasıl bir tiptir? Şartlar ne olursa olsun cimriliğini bir kenara bırakmayan birisidir. Diyelim ki boşa açılan ışıklar mı var? Cimri kendisini gösterir ve der ki bu ışıklar niye boşa yanıyor? Bu ışıkları kapatın. Burada gülmeyiz. Niye? Çünkü burada bir katılık yoktur. Işığın boşa yanması mantıklı değildir. Fakat diyelim ki oğlunun düğününde işte 300 kişilik konuklar karşısında şu kadarlık bir pasta yaptırması maddi olanakları varken bu değişen şartlara ayak uydurmadığını, kendisine sabitlendiğini, katı durduğunu gösterir. Ve bu biz komik gelir. Bu yüzden komedinin bütün karakterleri dikkat edin Katı karakterlerdir. Yani kartondurlar. Tiptir bunlar. Ve ne olursa olsun tipini değiştirmez. Mesela şimdi aklıma rastgele Doğu Demirkol'un bir gösterisi geldi. Şartlar değişiyor, değişiyor. Doğu Demirkol diyor ki, neye karar verdik? Ya bununla giderim, İskender yerim. Diyorlar ki ötekiler, şartlar şöyle şöyle oldu. Onun için bunu mu yaparsın, şunu mu yaparsın? Cık, yine İskender yerim. Şöyle oldu, böyle oldu. 5 lira daha verim İskender yarım. Biraz düşündüler dediler ki 20 olsun. Dedim İskender yarım. <laughs> Ortam iyice gerildi, gerçek bir sessizlik. En son isteksiz bir ses dedi ki 15. Dedim 5 daha koyar. <laughs> Bu bize çok komik bir. Niye? Çünkü şartlar ne kadar değişirse değişsin karakterin ona uyum sağlamadığını, verdiği tepkinin kas katı olduğunu görürüz. Bu yüzden yolda yürüyen adam Bergson örneğinde düştüğünde niye gülüyorsak bu meseleye de öyle güleriz. Şimdi burada bir kapı daha açıldı bize. Komedideki abartı unsuru. Bir konu ne kadar abartılırsa komiklik oranı o kadar artar. Bu yüzden dünyanın bizimle kurduğu iletişimde, ilişkide biz o ilişkiyi ne kadar abartırsak ve sonra da geri verdiğimiz tepkiyi ne kadar abartırsak bize o kadar komik gelir. Fakat bir şartla trajediden uzak durarak biraz önce söylemiştim. Trajedide ne demiştik? Kahramanın başına gelenlerden acı çektiğini, zarar gördüğünü, değiştiğini ve fiziksel olarak yaralanabileceğini ya da yaralandığını görürüz. Dolayısıyla karakter mahvolmaktadır. Her çarpışmada. Ve bunlar geri alınamayacak mahvoluşlardır. Komedide böyle bir şey yoktur. Ne demiştik demin? Katılık ve sabitlik. Komedi karakterine hiçbir şey olmaz. Evi yanar, gözünden bir iki yaş belki düşer ama gülmektedir de belki bir yandan. Hiçbirimiz onun için üzülmeyiz. Çünkü bize komedi üzülünecek tarafı vermez. Olanların absürtlüğünü ve buna karşılık karakterin ona verdiği absürt yanıtı gösterir. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki örümcekten korkuyorsunuz. Evinizde de o gün çok neşelisiniz. Geldiniz, kapıyı anahtarla bir açtınız, içeri girdiniz. Soğuk içeceğinizi kafanıza diktiniz. o çok rahatsınız. Koltuğa tam yayılacaksınız. Bir baktınız yerde kocaman bir örümcek. Trajedi ise eğer bu örümcekle karşılaşan hanımefendi veya beyefendi günler boyunca örümcek korkusu yüzünden evine doğru düzgün giremeyecektir. Psikolojisi bozulacaktır. İş yerindeki tavrı tutumu değişecektir. Hayat ona sürekli negatifleşecektir. Yolda bazı insanlarla kavga edecektir. Kafasında sürekli örümcek vardır. Bu örümceğin onun hayatını zindana çevirdiği düşüncesi vardır. Fakat oynayan aktör bize bunu geçirir. Aktörün hissettiği bütün negativite bizim içimize işler. Biz de onunla beraber mahvoluruz. Fakat komedidekinde örümcekten korkar ama ona fiziksel ya da ruhsal bir zarar vermeyeceğini biliriz. Oradan oraya atlar, oradan oraya sıçrar, hortumla su üstüne püskürtür, Evi yıkar, yangın söndürme aletiyle onun peşinden gider. Belki de tabancayla ateş eder örümceğe defalarca. Fakat biz buna güleriz. Çünkü aktör bize kendi mahvolduğuna dair bir anıştırma göndermez. Normal hayatta nasıl birisi ise, her şeye nasıl abartılı tepkiler veriyorsa ve bundan etkilenmiyorsa, hayatı değişmiyorsa, ruhsal bütünlüğü bozulmuyorsa bize de yansıttığı şey olduğu için bizim de ruhsal bütünlüğümüz bozulmaz ve güleriz. Niye? Biraz önce konuştuğumuz gibi. Anlık olarak dünyanın absürtlüğünü görürüz, anlık bir kesintiye uğrarız kahkahaya, boğuluruz ve sonra unuturuz. Çünkü bizim için değiştirici, dönüştürücü bir deneyim değildir bu. Çünkü karaktere de öyle bir deneyim atfetmemiştir. Şimdi madem komedide dünyanın bizim önümüze serdiği veya başımıza getirdiği olaylara karşı durum değil de bizim ona verdiğimiz tepki önceliklidir. Stand-up komedinin bizi güldürmedeki püf noktalarından bir tanesi tutumdur, tavır. Yani olayları kendi birinci bakış açısından yorumlayan stand-upçı nasıl bir adam ya da nasıl bir kadındır? Stand-up komedyenleri dikkat edin, bir tavra sahip Mesela Cihan Talay'ın ilk çıktığı dönemler. Cihan Talay'ı çok seviyorum bu arada hakikaten. Çok özel birisi bence. Komedyen bölümlerinin bir tanesinde de vardı. Çok mutluyum onunla bir bölüm çektiğimiz için. Başlarda kurduğu tipoloji duygusuz, tepkisiz, sosyopat bir tipolojiydi. Gözleri sabit, belki biraz açık, sabit duran, bütün konuşmayı hiçbir tonlama farklılığı oluşturmadan yapan ve bize ne söylerse komik gelmeye başlayan bir karakter. Sonra babama vermişler. Babam da bana bakıp bu ne lan demiş. <laughs> Babamla ilişkim hala öyle devam ediyor. Mesela şunu da söyleyeyim. Şive bize komik gelir mesela değil mi? Şive bize niye komik gelir? Çünkü şive değişen şartlara rağmen hala sabit durmaya çalışan bir şeydir. Ne demek istiyorum? diyelim ki Karadeniz şivesi. Karadeniz'de bir köyde bu konuşulduğunda bize komik gelmez. Çünkü buradaki şartlarla mevcut yapı birbiriyle örtüşür. Uyum vardır burada kozmos var. Toplumsal kurgul bir kozmos ama olsun kozmos var. Biz ne konuştuk biraz önce? Komedi olması için kozmosun absürtlüğünün komedyen tarafından bize gösterilmesi gerekiyordu. Bu kişi İzmir'e gidip İzmir Türkçesiyle İstanbul Türkçesi artık diyemiyorum çünkü de onun için İzmir'i seçtim. İstanbul'da artık ne konuşulduğu bilinmiyor yani. İzmir şivesiyle konuşulan bir bölgeye gittiğinde durum ne olmuştur? Değişmiştir. Hani asfalt, bozuk asfalt. Bu kişi şiveli konuşmaya devam ederse uyumsuzluk ortaya çıkacak. Katılık. Bu bize komik gelir mesela. Yine şöyle düşünün. Bir kır pikniğine smokingle gitmek ne kadar komikse bir şirketin açılışına ya da bir düğüne de çizgili pijama ve atletle gitmek o kadar komik görünür. Çünkü değişen şartlara ayak uyduramamış bir yapı vardır. Şimdi Cihan Talay'ın o tiplemesinde mesela insanlığın tamamına uyum sağlayamamış bir tipoloji var. Bir sosyopat konuşuyor, tonlama farklı yani olması gereken hiçbir şey olması gerektiği gibi değil. O bir yabancı toplumun dışından sesleniyor. Bu yüzden söylediği her şey tavır o kadar güçlü ki ne söylese komik artık. Veya diyelim ki Alpay Erdem. Alpay Erdem nasıl bir anlatıcı? Olağanüstü abartan ve uyumsuzluk olarak da yavaş konuşan. Ya diyorum bu Almanlar hazır bizi hani böyle bir kez daha ayaklarına kadar getirmişken acaba diyorum üç gün boyunca kapatıp <laughs> üç gün boyunca gibi sinemi. Yoksa diyorum başka başka takımlara peşkeş mi çekiyor? Genellikle stand upçılarda bizim bu toplumsal mutabakatla oluşturduğumuz gerçeklikte direnemediğimiz, söyleyemediğimiz, bunlara mugayir olan, belki de aklımıza gelmemiş olan şeyleri duymak bizim çok hoşumuza gider. Bu yüzden stand-upçıya en çok güldüğümüz yerlerden birisi Gündelik hayatta sıkça yaşadığımız, doğru kabul ettiğimiz, herkes için genel geçer olduğunu düşündüğümüz fakat hissiyat olarak ondan rahatsızlık duyduğumuz, ona mesafeli olduğumuz şeylerin dilsel ifadeyle tabuymuş, ayıpmış, birisi incinirmiş, gözetilmeden tek başına çıkmış bir kişi tarafından şak 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 diye söylenmesidir. Ve bu söylendiğinde sanki sosyal hiçbir baskı o kişinin üzerinde yokmuşçasına bunları arda arda ifade eden kişi sizin üzerinizde de geçici olarak o 50 maddelik otoriter baskıyı gevşetir. Mesela küfür edildiğinde size komik gelir. Niye? O bir tabudur ve kamusal alanda böylesine küfürler edilmez, ayıp sayılır. Fakat kamusal alanda hem de itibarlı görünen toplumsal hiyerarşinin belli bir kademesinde olan bir kişi çatır çatır küfür etmektedir. Size komik gelir bu. Tıpkı kamusal bir alanda hiç gülmememizin gerektiğini bildiğimiz bir ciddiyette, bir topluluk içinde nasıl içimizden yoğun şekilde kahkaha atma hissi gelirse, burada da o yapıyı paramparça eden, küfür ederek tespit yaparak, söylenmeyecek şeyleri söyleyerek ofansif davranarak, toplumun politik doğruculuğunun sıkça ötesine geçerek bizim gazımızı alan bir kişi vardır burada. Konuşmanın başında ne demiştim size? Felsefeci, sanatçı, romancı sistemi toptan yıkmaya girişir. Stand-upçı yıkmaz, gazınızı alır. Bu yüzden stand-upçı, stand-upçı arkadaşlarım bana <laughs> kırılmasın tabii ki eleştirel olarak söylemiyorum. Stand-upçı sistemin adamıdır. Çünkü sistemin sürekliliğini mevcut kılar. Gaz alındığında herkesin sisteme biraz daha tahammül etmesi için yeri oluşmuş olur. Dolayısıyla stand-up hali hazırdaki sisteme bir muhalefet gibi görünür. Fakat yaptığı şey bizi geçici olarak yedeklemek, bir miktar nefeslendirmek ve yola devam etmemizi sağlamak olur. Tabii ki bunu bilinçli olarak yaparlar mı? Bence yapmazlar. Fakat meslek gereği bu böyle sonuçlanır. Stand-up komedyeni sistem karşıtı gibi davransa da önünde sonunda sistem karşıtı olamayacağı için yani bu kurgunun yapısı gereği tespitleri ne kadar sarsıcıysa tespitten sonra gelen şaka kısmı buna punchline diyorlar. Yani yumruk satırı. O güldüğümüz yer orası, can alıcı nokta orası. O bölümde yeni bir öneri getirmezler. Yani tespitlerinin tam zıttı bir öneriyle hiçbir zaman yaklaşmazlar. Çok isabetli, zekice, toplumsal, sosyolojik, ekonomik, politik tespitini ortaya koyar ve sonrasında ...onla çelişmeyen ama absürtlük seviyesini arttıran bir yanıtla bizi güldürür. Tavırla söylemek istediğim şey aslında kusur. Şundan biz konuşmanın başında da ne dedik? Var olan toplumsal mutabakatla oluşturulmuş kurgul gerçekliğin dışına çıkmak. Yapılan bu. Bu kurgul gerçekliğin dışına çıkan ya da kurgul gerçekliği eleştiren kişi... ...kurgul gerçeklikle uyumsuz olmak zorundadır. O gerçeklik tarafından uyumsuz addedilen kişiler o gerçeklik ve o toplum için kusurlu sayılırlar. Bu yüzden bir stand-upçının kendine mevcutta bulunduğu toplum içerisinde çünkü Amerika'daki espriler başkadır, İngiltere'dekiler başka, Almanya'dakiler başka. Alman esprisine tepki veremeyebiliriz biliyor musunuz? Niye? Çünkü 50 maddelik gerçekliği başka bir yapıyla oluşturulmuştur. Orta çağdaki şakaya tepki veremeyebiliriz. Bize komik gelmeyebilir yani. Çünkü mevcut hali hazırdaki real gerçeklik üzerinden değil, kurulmuş toplumsal mutabakat üzerinden bir eleştiri vardır burada. Bu yüzden bir stand-upçının kendi yerel topluluğunca kusurlu sayılması gerekir. Bu kusur nedir? Tavra ilişkin bu kusur nedir? Çok nazik bir stand-upçı olabilir. Kendini kurmuş tabii ki böyle. Çok nazik. Bu naziklik ne zaman bir kusurdur? Toplumun nezaket için belirlediği aralığın dışında, altında ya da üstünde bir kabalık oluyor, bir fazla nezaket. Toplumun sizi muteber bulmadığı kimlikten veya yapıdan, tavırdan yani kusurluluktan nasibinizi almış olmalısınız ki stand-up'ta etkili olun. Hatta şöyle bile söyleyebilirim. Bence iyi bir stand-up adayı birkaç özelliğe sahip olmalı. Bizim stand-upçılarımız veya dünyadaki stand-upçılar bunlara sahip midir? Böyle bir şey söylemiyorum. Benim kafamdaki idealize ettiğim o. Hatta ondan önce de şunu söyleyeyim ki onunla bağlantılandıracağım. Bana kalırsa mizah öldürme içgüdüsüyle çok yakın işbirliği içinde olan bir şeydir. Mizah bizim saldırgan tarafımızın uygar dünyada, modern ve postmodern uygar dünyada ehlileştirilmiş versiyonudur. Fiziksel saldırının sözsel saldırıyla yer değiştirdiği ve bu sözsel saldırının da doğrudan bir hakareti geride bırakıp ima yoluyla, anıştırma yoluyla, ucundan kıyısından hissettirerek yapılan saldırılara terk etmesiyle oluşur. Bu yüzden mizah yapacak kişinin toplumsal gerçekliğe uyumsuz olması kadar o uyumsuzluktan çekmiş olması ve hınçla dolmuş olması gerekir. Çünkü mizahın saldırgan olmadığı yer bana kalırsa çok nadirdir. Bu saldırganlık güdüsünün var olması için bana kalırsa ideal bir stand up komedyeninin küçüklüğünün, gençliğinin toplum tarafından itibarlı bulunmayan bir kişinin gelişimi olması gerekir. Bunun dışında stand upçılarımız var mı? Var tabii ki. Yurt dışında da var mı? Var. Ben ideal olan versiyondan bahsediyorum. Bu hınç ne kadar yükselirse kişinin esprilerinin şiddeti, etkililiği, komikliği ve tespitlerinin yerindeliği artacaktır. Çünkü katrilyonlarca veriden oluşan bir dünyayı 50 tane veriyle yorumlarsak hepimiz yabancı kalırız. Yabancılar arasında sisteme uyum sağlayanlar ve sağlamak istemeyenler ve sağlayamayanlar vardır. Stand-upçılar sisteme uyum sağlamak isterler. Dolayısıyla devrim değil, sisteme uyum peşinde koşarlar. Bu yüzden sistem için riskli değildir ve bu yüzden güldürür bizi. Fakat hınçlıdır. Bu yüzden sisteme saldırır. Bana kalırsa ideal bir stand-upçı pek iyi eğitimli olmayan, pek iyi görünmeyen, pek iyi bir sosyoekonomik geçmişten gelmeyen fakat çok zeki bir kişi olmalı. Böylece başına gelen toplumsal itibarlılıktan nasibini alamamak Buna rağmen yüksek zekası sayesinde bu durumu görmek, çözümlemek, ayrıştırmak, anlamak ve hala da toplum tarafından reddedildiğini görmek. Bu yüzden bir trajediyle karşı karşıya. Fakat trajediyi yeni trajediler üreterek çözmeye çalışmıyor. Üstesinden mizahla, komediyle gelmek istiyor ve yapıyor bunu. Biz ne demiştik biraz önce? Özellikle stand-up komedisinde komedyenin başına gelenler karşısındaki tepkisine güleriz. Stand-up komedyeni bununla çok iyi başa çıkar. Ve meseleyi bir varoluş, yok oluş olarak görmez, kaç ya da savaş olarak görmez, yumuşatır. Ve bu yumuşaklıkla beraber dile gelen bu şey hem hepimizin o öldürme içgüdüsünü, var olan sistemi taşlama güdümüzü okşar, ona belli bir alan sağlar, hem de paradigmayı değiştirmediği için tıpkı bir komedi gibi Hiçbirimiz karakter olarak değişmeyiz stand-up şovunu gördükten sonra. Paradigma hakkındaki düşüncemiz de değişmez. Tom ve Jerry başlarından ne geçerse geçsin bölümün sonunda tekrar iki ezeli düşman olarak ama bu düşmanlıkta işte bir masumiyet de vardır kendi içinde. Çünkü hiçbir zaman Jerry ölmez. Tom onu hiçbir zaman yemez. Bunu biliriz. Buna rağmen Tom hep Jerry'yi yemeye çalışır. Jerry de hep kaçmaya çalışır. Biz de Bistan'dağa gittiğimizde olduğumuz kişiden farklı bir kişi olarak dışarı çıkmayız. Bakın Oppenheimer'ı seyredip başka bir kişi olarak çıkabilirsiniz. Varlık ve hiçliği okumadan önce başka bir kişi olabilirsiniz, okuduktan sonra başka bir kişiye dönüşebilirsiniz. Fakat Cem Yılmaz gösterisine gitmeden önce kimseniz, çıkışta o kişisiniz. Değişmeyeceksiniz. Komedinin temel özelliği budur çünkü. Komedi anlık bir haz odaklılığıdır geçici bir kısa devre yaratır fakat sistemi size sorgulatmaz. Daimi bir sorgulamaya yöneltmez. Anlık sorgularsınız ve hemen içinden çıkarsınız. Dolayısıyla stand-upçının demi söylediğim özelliklere sahip olması ve bunun yanında başkaları üzerinde dilsel olarak betimleme yapıp zekasıyla bulduğu şeyi başkasının zihninde kendi istediği şekilde biçimlendirme yeteneğine de sahiptir. Dolayısıyla aslında nadir bir türdür. İyi bir stand-upçı nadir bulunur. Bu haftalık benim aklıma gelenler böyle. Bir sonraki programda hafif konular konuşmaya devam edeceğiz.